Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda 2022 yılı LGS sınavı matematik sorularını çözeceğiz. Şimdi birinci sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuzda üslü ifadelerin özellikleriyle alakalı bilgiler vermiş. Yukarıda verilen 9 adet kutudan her birine bir üslü ifade yazılmıştır. Bu üslü ifadelerden birbirine denk olanların bulunduğu kutular aynı renge boyanacaktır diyor boyanmayan kutudaki üslü ifade hangisidir? Şimdi bu 25 üzeri 0 zaten ne yapar? Bir sayının sıfırıncı kuvveti 1 yapar. Başka üssü 0 olan veya değeri 1 olan var mı? Burası var. 1 üzeri 10 1 yapar. Dolayısıyla bu ikisi elendi. Sonra bakarsam 81 3'ün 4. kuvveti. 3'ün dördüncü kuvvetinin ikinci kuvveti. Bu da ne yapar? 4 kere 2 8 yapar. Yani 3 üzeri 8 olur. E burada da 3 üzeri 8'imiz var. Yani bununla da bu elendi. <laughs> Şimdi 25'in karesi bu ne yapar? 5'in karesinin karesi 2 kere 2 4 yani 5 üstü 4 yapar. Bu da buradaki 5 üstü 4 ile beraber birbirini götürür. Şimdi 36 6'nın karesi üzerinde de 10 var. 2 kere 10 20 6 üzeri 20 yaptı. E bu da 6 üzeri 20. Dolayısıyla bu ikisi de birbirini götürdü. Farklı olan ya da boyanmayan diyelim. Sadece 10 üzeri 1 kaldı. O yüzden birinci sorumuz Deniz'di. İkinci sorumuzda aşağıdaki tabloda bir bitkinin aylık uzama miktarları verilmiştir diyor. Buna göre bu bitkinin tablodaki 3 aylık toplam uzama miktarının milimetre cinsinden bilimsel gösterimi hangisidir? Şimdi burada gösterilenler zaten milimetre cinsinden. Demek ki bunların hepsini toplamamız gerekiyor. Ama önce bu sayıları normal bir normal hallerine mi getirelim? Ee, burada şimdi şu üssümüz 4. 10 üssü 4. Dolayısıyla bu virgül sağ tarafa doğru 4 basamak kayacak. 1 2 3 3 basamak kaydığı zaman 81 oluyor. 4. basamak için de bir tane 0 koyuyoruz. Bu da 3 basamak sağ gelecek. 1 2 basamak geldiği zaman 19 oldu. 3. basamak için de bir tane 0 atmak durumundayız. Bu da 5 basamak sağ gelecek. 1 2 3 4 basamak geldiği zaman 25 beş oldu. 5. basamak için 0 atmak durumundayız. E bunları toplayalım bakalım. Burası 0. 9 1 daha 10, 5 daha 15. elde var 1. 8'e verdik 9, 10, 12. Yani 1250 milimetre aslında bu. Bunu da şimdi bilimsel gösterime çevireceğiz. Bilimsel gösterim için virgülün şuraya gelmesi lazım. Dolayısıyla sol tarafa doğru 1, 2, 3 basamak virgül kayıyor. Sol tarafa doğru 3 basamak virgül kaydığında onun kuvveti de 3 tane artacak. 1,25 x 10 üzeri 3 cevabımız Adana. Üçüncü sorumuzda çevresinin uzunluğu kök 800 santimetre olan dikdörtgen şeklindeki kağıt yukarıdaki gibi dikdörtgen ve kare şeklinde iki parçaya ayrılıyormuş. Kare şeklindeki parçanın bir kenar uzunluğu kök 8, bunun bir kenarı kök 8miş ee, olduğuna göre dikdörtgen şeklindeki parçanın bir yüzünün alanını soruyor. Şimdi bu kök 800'ü şu şekilde 8 çarpı 100 diye ayırabiliriz. Buradaki yüzde Kare kök dışına 10 diye çıkar. Yani 10 kök 8 olur. Şimdi burası kök 8 ise burası da kök 8. Yani 1 kök 8, 1 kök 8 daha 2 kök 8. Geriye ne kaldı? Ee, 10 kök 8'den çıkarırsam 8 kök 8 kaldı. Şu şekilde çıkarırsam 8 kök 8. Ee, burası ve burasının ikisinin toplamı 8 kök 8. O zaman bir tanesi 4 kök 8. Burası da yine 4 kök 8. Şimdi bu kare şeklinde olduğu için burası 1 kök 8 ise burası da 1 kök 8. Tamamı 4 kök 8 olduğuna göre burası da 3 kök 8 oluyor. Yani dikdörtgenimizin kısa kenarı kök 8, uzun kenarı 3 kök 8. Dolayısıyla ikisinin çarpımı bize e, alanı verir. Bunun katsayısı 1. 1 kere 3, 3. Kök 8 ile kök 8'in çarpımı 8 yapar. Yani 3 kere 8 24 santimetre kare bu dikdörtgenin alanı cevabımız da Bursa. Dördüncü sorumuzda da bir eşitsizlik var. E, denge durumundaki eşit kolu terazinin kefelerinin konumu şekil birdeki gibidir. Bu terazinin sol kefesine bir adet 100 gramlık şu e, ve 3 adet x gramlık şunlar. Kutu sağ kefesine ise bir adet 250 gramlık bir adet 60 gramlık kutu yerleştirildiğinde denge durumunu bozan denge durumu bozulan terazinin kefelerinin konumu şekil 1'deki gibi olmuştur. Şekil 2'deki gibi olmuştur. Şimdi burada demek ki 250 ile 60'ı toplarsam 310 gram. 310 gram daha ağır basmış buna göre. Yani bunu eşitsizlik şeklinde yazacak olursak 3x artı 100 küçüktür. 310. Bu artı 100'ü karşı tarafa gönderirsek eksi 100 olarak geçer ve 210 kalır. Her iki tarafı da 3'e bölersek x küçüktür 70 olur. Bize diyor ki x'in alabileceği değerleri gösteren eşitsizlik hangisidir? X 70'ten küçük olacak. Tabi bunlar bir ağırlık olduğu için 0'dan da büyük olması gerekiyor. Yani 0 ile 70 arasında olması gerek. O yüzden cevabımız denizle. Beşinci sorumuza geldik. Beşinci soruda Zeynep'in kalem sayısının çarpanlarından kendisi hariç en büyük iki çarpanı ile Zeynep kalem sayısının çarpanlarından kendisi hariç en büyük iki çarpan aşağıda gösterilmiştir diyor. Önce bu kısmı bir halledelim. Şimdi Zeynep'in kalemleri kendisi hariç en büyük çarpanlar 8 ve 4 diyor. Buradan büyük olanı ele alalım. E bu kendisi hariç en büyük dediğine göre bu sayının kendisi demek ki 8'den daha büyük bir şey e 8'in de bir katı olması lazım. 8'in bir büyük katı yani daha doğrusu iki katı ne yapar? 16. Peki 16 bunun için uygun mu? Yani 8'den sonra da en büyük 4 mi geliyor? Onu bir kontrol edelim. 1, 16, 2 ile 8, 4 ile 4 çarparsak şöyle. Yani kendisinden sonra en büyük 2 çarpanı 8 ve 4. Doğru. Demek ki Zeynep'in kalemleri 16. Şimdi kuzeyin kalemlerine gelelim. 27 ve 9 diyor. Demek ki bu 27'nin bir katı olacak. Kuzeyin kalemleri. Şimdi 27 olamaz. Neden? Çünkü zaten kendisi hariç dediği için 27'yi alamayız. 27'nin 2 katını alalım. 54. Bir bakalım. 1 ile 54. 2 ile 27. 3 ile 18 yapar. E burada duralım. Neden duralım? Çünkü kendisi hariç en büyük 2 çarpanı 27 ve 18 oldu. Burada 27 ve 9 diyor. Demek ki 54 değil. 27'nin 3 katına bakalım. 27'nin 3 katı 81 yapıyor. Peki 81'i bir kontrol edelim. 1 kere 81. 2 ile yok. 3 ile 27. 4 ile 5 ile 6 ile 7 ile 8 ile yok. 9 ile da 9. Yani 81 hariç en büyük iki çarpanı 27 ve 9. Demek ki buradaki sayımız da 81. Kuzey'in kalemlerin sayısı 81. Zeynep'in kalemlerin sayısı 16. Devam edelim sorumuza. Zeynep ve Kuzey yukarıda verilen çarpanların Toplamı kadar kalem'i arkadaşlarına vermiş. Yani bu Zeynep 8 artı 4, 12 tane kalem'i arkadaşına vermiş. Ee, Kuzey de 27 artı 9, 36 tane kalem'i arkadaşına vermiş. Şimdi toplam bunların Zeynep ve Kuzey'in toplam kaç kalem'i kalmıştır diyor. Şimdi bunların ikisinin zaten toplam kaç kalem vardı? 97 tane kalemleri vardı. Bu 97 tane kalemden 36 12 daha 48 yapar. 48 tane e, kalemini kalemlerini veriyorlar. 7'den 8 çıkmaz. Bir elde aldık. 17'den 8 çıktı 9. Burada 8 kaldı. 8'den de 4 çıktı. 4 kaldı. Yani toplamda ikisinin 49 tane kalemi kalmıştır. Cevabımız Ceyhan. 6. sorumuzda da bir fabrikanın 3 farklı ürün bandında paketlenen ürün sayıları ve bu ürünlerin paketlenme süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu 3 bandın her birinde 1 bir dakikada paketlenen ürün sayısı bir doğal sayıya eşit ve toplamları 13'ten azdır. Şimdi bir bakalım. Burada ürün sayısı 15, toplam 3 dakikada üretiliyormuş. Demek ki 1 dakikada burada 5 ürün üretiliyor. 15'i 3'e bölersem 5. 16'yı 4'e bölersem 4 ürün üretiliyor. Demek ki bu da Şimdi ürün sayısı bir doğal sayı dediğine göre demek ki bu da 6'nın bir katı olacak. Dolayısıyla 6, 12 ve 18 olabilir. 22'yi zaten eledik doğal sayıda yani tam bölünmesi gerektiği için. Toplamları 13'ten az olacak diyor. E şimdi e, 5 ile 4 toplarsam 9 yani buraya 13'ten az olacak dediğine göre buraya ne gelebilir? En fazla e, 3 gelebilir çünkü 9 3 daha 12 yani 4 olursa e, bu 13 olmuş oluyor. 13'ten az olmamış oluyor. Dolayısıyla x'in alabileceği en fazla burada 18 var. Neden? Çünkü 18'i 6'ya bölersem 3 yapar. Ve toplamları da bunların toplamları da e, 12 olur. Yani 13'ten az hale gelmiş olur. 12 de olabilir mesela. 12 de verebiliriz ama 12, şey, e, 12 6 da şey 12'yi 6'ya bölersem e, 2 yapar. Dolayısıyla şurasını yeterince arttırmamış olurum. Yani en fazla olmamış olur. Yine olur ama en fazlayı bulamamış olurum. Dolayısıyla en fazla 18 olacak. Cevabımız Ceyhan. Yedin sorumuza da mavi dikdörtgensel bölgenin kısa kenarı 4 cm, uzun kenarı ise 2 cm uzatılarak alanı 9x kare artı 24x artı 16 cm kare olan aşağıdaki karesel bölge elde edilecektir. Şimdi bunu görür görmez hemen ne aklımıza geliyor? Bunu çarpanlarına ayırmak aklımıza geliyor. Bu 3x'in karesi, bu 4'ün karesi ikisinin çarpımının iki katı ortayı da veriyor. İkisinin çarpımı 12x, 2 katı 24x ortayı da veriyor. Demek ki bu 3x artı 4'ün karesinin açılımı. Yani bizim bu karemizin bir kenarı 3x artı 4 demek. Yine burası da 3x artı 4 demek. E buna göre mavi dikdörtgensel bölgenin çevresinin uzunluğunu santimetre cinsinden veren cebirsel ifade hangisidir? Şimdi bunun tamamı 3x artı 4 ise demek ki buraya ne kaldı? 3x artı 2. 2 de burası 4 olsun diye. Burada ne kaldı? 3x artı 4'tü bunun tamamı. E 4'ü buradaysa demek ki buraya da 3x kaldı. Çevresini hesaplayalım şimdi. 3x ise burası da 3x. Burası da yine 3x artı 2. Toplayalım hepsini. 3x, 6x, 9x, 12x yaptı. Burada da 2, 4 yaptı. Yani 12x artı 4 cevabımız alanı. 8. sorumuzda kare şeklindeki sarı, mavi ve beyaz kartlar. ikişer kenarları ve birer köşeleri A noktasına çakışacak biçimde üst üste yapıştırılarak aşağıdaki şekil elde edilmiştir. Bu şekil. Şekilde görünen farklı renkteki bölgelerin alanları birbirine eşit ve sarı bölgenin çevresinin uzunluğu 20 cm'dir. Şimdi burada bunlar kare şeklinde kartlar diyor. Bu sarı bölge çevresi 20 diyor. Demek ki bir kenarı 5 cm, 5 cm. Bir de alanları birbirine eşit diyor. Demek ki bir de alanlarını bulacağım. 5 kere 5 sarı bölge 25 santimetre kare. Alanları birbirine eşitlediğine göre burası da 25 santimetre kare. Yani şu mavi bölge. Beyaz bölge de demek ki 25 santimetre kare. A noktasında uzaklığı santimetre cinsinden doğal sayı olacak biçimde beyaz bölgenin kenarına kenarında şekildeki gibi bir B noktası işaretleniyor. Buna göre A ve B noktaları arasındaki uzaklık kaç santimetredir? Şimdi bizim demek ki buradan şu e, A'dan başlayıp şuraya kadar olan uzunluğu bulmamız lazım. Daha sonra A'dan başlayıp buraya kadar olan uzunluğu bulmamız lazım. İkisinin arasında bir değer olması gerekiyor B'nin tam sayı olarak ya da doğal sayı olarak. Şimdi bu sarı bölge 25, bu mavi bölge de 25 ise demek ki 25-25 daha bu toplam alan şuradaki. Yani şu karenin, şöyle bu karenin toplam alanı 50 santimetre kare demektir. E, alanı 50 santimetre kare ise bir karenin bir kenarını bulmak için bunu kök için alırım. Yani kök 50 olur. Yani şuradaki uzunluk kök 50. Bu da 25, 50, 75. Yani bu da kök 75 yapar. Kök 75 yapar. Yani kök 50 ile kök 75 arasında bir tam sayı bizim bulmamız lazım. Şimdi 7'ye bakarsak kök 49 yapar. 9'a bakarsak kök 81 yapar. Bu aralıkta değiller. Bu zaten kök 36. Bu aralığa giren sadece 8 var. Kök 64. Yani 50 ile 75'in arasında kök 64 var. O da 8 cm cevabımız Bursa. 9. sorumuzda bir süt fabrikasında muz aroması ile muz, muzlu süt, çilek aroması ile çilekli süt yapılmaktadır. Elde edilen meyveli sütler özdeş kutulara boşluk kalmayacak biçimde doldurulmaktadır. Muzlu süt, çilekli süt. Bir günde üretilen muzlu süt ve çilekli süt miktarları daire grafiğinde ve bu meyveli sütlerde kullanılan aromaların toplam miktarı kareli zeminde verilen sütün grafiğinde gösterilmiştir. Şimdi bu bir günde üretilen e, muzlu süt miktarı, çilekli süt miktarının dağılımı. Bu da içindeki aromaların dağılımı. Buna göre bir kutu muzlu sütteki muz aromasının bir kutu çilekli sütteki çilek aromasının oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağız? 120 dereceye geriye ne kalıyor burası? 360'tan çıkarırsak 240 derece. Bunu şu şekilde düşünebiliriz. Hani bize herhangi bir litre falan kilogram bir şey vermediğine göre 120 derece Sanki 120 litre süt gibi olsun. 240 derece, 240 litre süt gibi, çilekli süt gibi olsun. Burada da herhangi bir bilgi yok. Burayı da yine şöyle 1, 2, 3, 4 diye ayırabiliriz. Zaten oran sorduğu için çok da bir önemi yok. Burada farklı değerler de varsa sonuç aynı çıkacak. Şimdi bizim 120 litre sütümüz için ya da şöyle diyebiliriz. 120 kutu da diyebiliriz. 120 kutu, 240 kutu süt de diyebiliriz. Aynı şey. 120 kutu sütümüz için e, muzlu süt için muz aroması ne kadar? 4 birimlik kullanılmış. Demek ki her bir kutu için ne kadar aroma düşer? 4 bölü 120 kadar aroma düşer. Çilekli süt için 240 tane kutu olduğunu varsaymıştık. 3 birimlik aromamız var. Yani her bir e, kutu için 3 birim toplamda 240 kutu olduğuna göre her bir kutuya düşeni bulmak için 3 bölü 240 bizim her bir kutuya düşen çilek aroması miktarı. Şimdi bu her bir kutudaki muz aroması miktarı. Bu her bir kutudaki çilek aroması miktarı. Burada bir kutu muzlu sütteki muz aromasının bir kutu çilekli üstteki çilek aromasının oranı. Yani bunun buna oranını soruyor. Demek ki ne yapacağım? 4 bölü 120'ye 3 bölü 240'a Böleceğim. Bunun buna oranı birbirine böldük. Tabi burada birinciyi aynen yazacağız. İkinciyi ters çevirip çarpacağız. Şu şekilde. 120'yi 120'ye böldüm. 1. 240'yi 120'ye böldüm. 2. 4 kere 2. 8. 1 kere 3. 3. Yani 8 bölü 3 oluyor. Cevabımız da denizde. 10. sorumuzda noktalı kağıt üzerinde verilen k doğrusu boyunca. Soldaki şekil 6 birim sağ. Şu soldaki şekil 6 birim sağ. Sağdaki şekil ise 6 birim sola ötelendikten sonra. Her ikisinin de k doğrusuna göre yansıma altındaki görüntüleri, yansıma altındaki görüntüleri oluşturuluyor. Buna göre oluşan görüntüler hangisidir? Şimdi bunu önce bir 6 birim sağ alalım. Buradan şu noktayı 1 2 3 4 5 6 buraya aldık. Bu 3-3-6 birim, şöyle 3-3-6 birim. Yani diğer ucu da buraya gelmiş oluyor. Bu şekilde bir üçgen oluşuyor. Şöyle. Bunun da e, yine 6 birim sola ötelendikten sonra diyor. Şu noktasını aldım. 6 birim sola götürüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani bu da buraya geliyor. Diğer ucu da burada. Ve şöyle bir üçgen bununla da oluşuyor. Şimdi daha sonra bunların bunların e, K doğrusuna göre yansıması. Yani şu aşağıya bakacak. Bu tarafa bakacak. Bu da yukarı bakacak. Şu tarafa bakacak. Yani seçeneklerden önce bir bunları eleyelim. Yani şu şu bizim çizdiğimiz ilk hali yani yansıma olmadan önceki halleri gibi. O yüzden bu ikisini eledik. Bu bu taraftaki aşağı bakacak, bu taraftaki yukarı bakacak. Yansıtı, yansıtıldığı zaman bu şekilde olacak. Şimdi bunların tabii şeyleri önemli. Yönleri, hani e, şu boyalı kısımlar önemli. Hemen şuradan kontrol edelim. Şimdi bizim bu şuradaki e, şeklimiz neydi? Şöyle bir çizgi vardı. Şöyle şurası boyalıydı. Bu aşağı doğru yansıdığı zaman bu üçgen aşağı doğru yansıdığı zaman şu şekilde bir hale gelecek. Şu şekilde bir hale gelecek. Şöyle bu boyalı kısım da yine bu tarafa doğru şöyle yansımış olacak. Yani bu aşağı doğru inen sivri ucun sol tarafı boyalı olacak. Aşağı doğru inen sivri ucun sol tarafı boyalı. Aşağı doğru inen sivri ucun sol tarafı boyalı değil. Dolayısıyla cevabımız Adana. Bu da elenmiş oldu. 11. sorumuzda yukarıdaki kareli zemin üzerinde geometrik şekiller verilmiştir. Mavi renkli üçgenin bir kenarıyla numaralandırılmış şekillerden hangisinin bir kenarı çakıştırıldığında sarı üçgene eş bir üçgen elde edilir diyor. Şimdi sarı üçgene eş olabilmesi için bunun 1 2 3 4 5 6 7 8 birim burası. 1 2 3 4 5 6 7 8 birimde Burası 8'e 8'lik bir e, üçgen dik üçgen olması lazım şimdi bu 1 2 3 4 5 6 birim Burası yani iki birim daha şöyle gitmesi lazım e, Bu da 1 2 3 4 5 6 yani bunun da iki birim daha şöyle gitmesi lazım ve daha sonra bunun buradan şöyle birleşmesi lazım yani şurayı da şöyle düşündüğümüz zaman buna benzer bir şekil elde edeceğiz. Ee, şurası 2 birim. Burada bakıyoruz 2 birim, 2 birim. Ee, bu üç birim olarak, 3 birime üç birim verilmiş değil. Ee, bu zaten olmaz. Bu üçgen yine zaten olmaz. Bunu alıp şöyle çevirdiğimiz düşünelim. Şu tarafa doğru çevirip buraya yerleştirdiğimiz düşünelim. Zaten baktığımız zaman şu şuradaki kısmı da 6'ya 6'lık bir üçgen. Bakın şurası 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani şurası şu mavi üçgen olarak sayarsak 2 birimde burası var. Yani 8'e buradan da buraya 8'e 8'lik bir dik üçgen elde etmiş oluruz. Yani cevabımız C. 12. sorumuzda kare şeklinde sarı ve mavi kağıtlar birer köşeleri ve birer kenarları şekil bir gibi çakışmıştır diyor. Ve buraya 17 vermiş. Kağıtlar şekil birdeki konumlarındayken sarı kağıt sabit olmak üzere mavi kağıt yukarı doğru 2 cm hareket ettirildiğinde sarı kağıdın bir köşesi yani şurası mavi kağıdın kenarının orta noktası ile çakışmıştır. Burası da mavinin orta noktasıymış. Demek ki buraya x dersem buraya da x diyeceğim. Yani mavinin bir kenarı 2x olacak. Burası 2x olacak. E sarı ne olacak o zaman? Sarı da x burası, 2 de burası x artı 2. Demek ki sarının bir kenarı da şöyle x artı 2. Yani aslında baktığımız zaman şuradan bakarsak sarının bir kenarı x artı 2 ise mavi de 2x ise bunların toplamı ne yapar? 3x artı 2 yapar. Eşittir 17 santimetreymiş. 2'yi karşı tarafa atarsam eksi 2 olarak geçer 15 kalır. 3x eşittir 15. Her iki tarafı da 3'e bölersek x eşittir 5 santimetre. Yani bu ne demek? x 5 santimetre ise demek ki şuradaki uzunluk 10 santimetre yani 2x 10 santimetre. Burası da 2 santimetre. Bize şekil 2'de iki köşeyi birleştiren AB doğru parçasının uzunluğunu soruyor. Yani şu AB doğru parçasının uzunluğunu soruyor. Yani aslında şöyle bir üçgen elde etmiş oluyoruz. Şöyle. Burası 2 cm. Burası 10 cm. Bu bir dik üçgen. Burası da x. Ya da x demeyelim. y diyelim. Bu x buraya x dediğimiz için karışmasın. y diyelim. Pisagor uygulayacağız. y kare eşittir. 2'nin karesi artı 10'un karesi. Dolayısıyla y kare eşittir. 4 artı 100 y kare eşittir 104. Her iki tarafı karekök için alırsak y eşittir kök 104. Kök 104 de dışarıya ne diye çıkar arkadaşlar? 104 şuraya alalım. Kök 104 eşittir. E, 104 4 ile 26'nın çarpımıdır. Dolayısıyla 4 dışarıya 2 diye çıkar. 26 içeride kalır. Yani cevabımız 2 kök 26 Bursa. 13. sorumuzda kısa kenarlarının uzunlukları x santimetre olan dikdörtgen şeklindeki 12 adet kağıt kısa kenarları x'miş. Yani x x x şeklinde aşağıya kadar 12 tane kağıt var. Yani 12 x yapıyor toplamları. Uzun kenarlarından çakıştırılarak aşağıdaki şekil elde edilmiştir. Bu kağıtlar en üstteki kağıdın uzun kenarının uzunluğu x artı 2 cm olmak üzere sonraki her kağıt bir önceki kağıttan 2 cm daha uzun olacak şekilde olacak biçimde yerleştirilmiştir. Yani bu demek ki şurası 2 cm daha fazla buna göre. Bu 2 cm daha fazla buna göre. Bu şekilde 2 2 2 aşağı kadar iniyor. Buna göre oluşan şeklin bir yüzünün alanı santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi biz burayı tabi şunu da şöyle şunu da 2 santimetresine ayırarak da yapabiliriz. Ya da şuradan şöyle aşağı doğru keserek de yapabiliriz. Şu şekilde aşağı doğru kessek x ile yani şunun alanı ne yapar? x, x ile x'in çarpımı x kare x ile 2'nin çarpımı artı 2x yani burası x kare artı 2x. E bundan 12 tane var aşağıya kadar. Yani 12 ile çarparsam 12x kare artı 2x ile de 12'yi çarparsam şu 12 tane diyelim şöyle karışmasın. E 12 ile de 2'yi çarparsam 24x. Yani şuradaki görmüş olduğumuz, şuradaki ayırmış olduğumuz kısımların toplam alanı 12x kare artı 24x. Şimdi geriye kalanlarda geriye kalanlarda hep 2 santimetreye x uzunluğunda şeyler var. burada baktığım zaman şunun alanı ne yapıyor? 2 ile x'in çarpımı 2x yapıyor. Bu 2 burada 2 burada yani 4 ile x'in çarpımı 4x yapıyor. İşte 6x bir aşağısı 8x. Yani 2, 2, 2 artarak gittiği için bu da 2x, 4x, 6x, 8x şeklinde artarak ilerliyor. Şimdi bunu şöyle yapacak olursak şuraya açık açık yazalım. Birinci, ikinci, üçüncü 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 11 ve 12. sıralar olarak yazalım. E bu birinciyi zaten şurada almıştık. Şunun içerisinde var. Bunu atalım. İkinciden itibaren yazalım. Bu ikinci de 2 ile x'in çarpımı 2x. Üçüncü de 2 arttı. 2, 2, 4 oldu. 4 ile x'in çarpımı 4x. İşte 2 arttı. 6x, 8x, 10x, 12x, 14x, 16x, 18x, 20x ve 22x şeklinde bunların da uzunluklarını buraya ekledik. Şimdi toplayalım bunların hepsini toplayalım. Ne çıkacak karşımıza? Şöyle rengimizi de değiştirelim. Şimdi şu 22 ile 8'i toplarsak 30 40 50 şöyle 70 80 88 90 100 yaptı şunlarla beraber. 100 110, 120, 130. 2 de bu 132. Yani bunların yanına artı 132 x daha geldi. Dolayısıyla 132 ile de 24 toplarsam 156 x yapıyor. Buradan da 12 x kare geliyor. Yani 12 x kare artı 156 x bizim cevabımız o da denizli. 14. sorumuzda öğrenci sayısı 20 olan bir sınıftaki her bir öğrencinin doğum tarihi birbirinden farklıdır. Bu sınıfın öğrenci listesi öğrencilerin doğum tarihlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanarak oluşturulmuştur. Listenin ilk sırasındaki öğrencinin doğum tarihi 18 Nisan 2013 işaretlenmiş. Son sırasındaki öğrencinin doğum tarihi 24 Mayıs 2013. Bu listeden rastgele seçilen bir öğrencinin doğum tarihinin Nisan ayında olma olasılığı, yani şu grupta olma olasılığı, Mayıs ayında olma olasılığından fazladır. Yani, yani demek ki Nisan'da, yani şuradan şuraya kadar olan e, günlerde olabildiğince fazla öğrenci olması gerekiyor. Buna göre doğum tarihi 25 Nisan 2013'ten önce olan en az kaç öğrenci vardır? Burada mümkün olduğunca az öğrenci tutmaya çalışacağız. E şimdi e, Mayıs'taki öğrenci sayısının da Nisan'dan az olması gerekiyor. Çünkü Nisan ayında doğum tarihi Nisan ayında olma olasılığı Mayıs ayında olma daha fazla diyor. Şimdi bu 20 kişinin arkadaşlar demek ki ona 10, 10 paylaşsalar birbirine eşit olur. Demek ki bu bir fazla olacak. Yani 11 11 kişiye 9 kişi olacak şekilde buraya yerleştirebiliriz. Şimdi bir taraftan da Nisan hani bunu daha fazla da yapabiliriz. Yani 15 15 de verebiliriz. 13 de verebiliriz. Bunu daha da azaltırız. Ama bir taraftan da Nisan ayına en az öğrenciyi yerleştirmeye çalışıyoruz. O yüzden eşit olsalar 10'a 10 olurdu. Ee, bu bir fazlasını verip 11'e 9 şeklinde paylaştıracağız. Şimdi buraya bu insan ayına 11 kişiyi yerleştireceğim. Doğum tarihleri de birbirinden farklı. Yani her güne farklı birini yerleştireceğim. Dolayısıyla e, şimdi burada bir kişi zaten 18'inde. O yüzden geriye 10 kişi kaldı. Yerleştirmem gereken. 10 kişi kaldı. Birini buraya yerleştirsem 9. Tabi bu arada 15 Nisan 2013'ten önceye de yani şu tarihlere de mümkün olduğu kadar az yerleştirmeye çalışacağım. Dolayısıyla şu sondaki tarihler önce doldurmam gerekiyor. 10 kişiydi. Buraya yerleştirdik. 9 8 7 6 5 4. Şimdi 4 kişiyi buraya yerleştirdim. 4. Şuraya yerleştirirsem 3, şuraya yerleştirirsem 2, şuraya yerleştirirsem 1. Şimdi ne oldu? 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kişi oldu. Bir kişi daha yerleştirmem lazım. Onu da buraya yerleştirdim. 11. Yani 25 Nisan'dan önce 1, 2, 3, 4, bir de bu var. 5 kişi koymuş oldum. En az 5 kişi koyabiliyorum. Çünkü daha da az koyamıyorum. Bunu daha da azaltmam için şuraya koymam lazım. Ama bu tarihler aynı olamaz diyor. O yüzden koyamıyorum. E Mayısa vermem lazım. Mayısa verirsem de bu sefer mayısın olasılığı yükselir. Mayısın olasılığı daha düşük olması gerekiyormuş. O yüzden buraya en az 5 öğrenci verebiliriz. Cevabımız C. olur. 15. sorumuzda ee, dikdörtgen şeklindeki bir levha mavi renkli bir küpün bir ayrıtı ile çakışacak ve eğimi %40 olacak biçimde eğimi %40 olacak biçimde zemin üzerinde aşağıdaki bir yerleştirilerek bir rampa elde edilmiştir. Bu rampanın eğimi değişmeyecek biçimde mavi küp ile özdeş 3 sarı küp bunlar birbiriyle özdeşmiş ee, aşağıdaki gibi tab taban yüzlerinin tamamı çakışacak biçimde üst üste zemine yerleştirildiğinde levhanın bir kenarı üstteki sarı küpün bir ayrıtı ile çakışmıştır. E, bu durumda mavi küp ile zemine temas eden sarı küpün arasındaki uzaklık 200 santimetre. Şurası 200'müş. Buna göre bu küplerden birinin bir ayrıtının uzunluğu kaç santimetredir diyor. Şimdi arkadaşlar bunu şuradan şöyle şöyle birleştiriyoruz. Bunlar aynı uzunlukta oldukları için ikisi aynı uzunlukta oldukları için böyle dümdüz birleştirebildim. Küplerden bir tanesinin e, bir ayrıtına x dersem ben Tabi bu da o zaman özdeş oldukları için burası da x olacak. Yani bu alttaki şu uzunluk toplamda e, ne oluyor? 200 artı x oluyor. Şu da x burası x burası yani burası da 2x oluyor. Dolayısıyla bunun eğimi 2x bölü 200 artı x oluyor. Yani dikey uzunluk bölü yatay uzunluk. Eşittir. Bu da neymiş? Eğim %40 dediği için 40 bölü 100. Şimdi buradan itibaren artık sadeleştirmelere başlıyoruz. Şu sıfır gitti, bu sıfır gitti. İçler dışlar çarpımı yapabiliriz. Ya da sadeleştirmeye şuradan devam da edebiliriz. Neyse çok karıştırmayalım. İçler dışlar çarpımı yapalım. Ee, 10 ile 2x'i çarptık. 20x eşittir. 4 ile de 200'ü çarptık. 800. 4 ile de x'i çarptık. 4x. Bu 4x'i karşı tarafa atarsam eksi 4x olarak geçer. 16x eşittir 800. Her iki tarafı da 16'ya bölersem x eşittir. Buradan 50 çıkar. Yani bize sorulan da bir ayrıtın uzunluğuydu. Bir ayrıta da x demiştik. Dolayısıyla cevabımız Bursa. 16. sorumuza geldik. Aşağıda merkezi o noktası olan daire şeklindeki kağıt. iki eş parçaya bölünerek biri mavi, diğeri sarı renge boyanıyor. Yani bunlar yarım daire şeklindeymiş. Ee, mavi kağıt her birinin merkez açısının ölçüsü birbirine eşit olan 12 eş parçaya. Yani şimdi bizim e, bu yarım daire olduğu için 180 derece 180'i de 12'ye bölersek bir kere 12 çıkardık 6 0 60'ta 5 60 0 0 yani her bir açısı bunun her bir açısı 15 derece. Hemen şurada bunu görüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 parçadan oluşuyor. 5 parça, 5 kere 15, 75 derece yapıyor. Şöyle görmüşken yazalım. Sonra devam edelim. Sarı kağıt ise her birinin merkez açısının ölçüsü derece cinsinden doğal sayı olan eş parçalara bölünüyor. Ama tabii kaç parçaya bölündüğü belli değil. Yani 180'in ee, bölenlerinden birisi bu şeyler. E, her bir dilimin derecesi mavi ve sarı kağıtların O noktaları ABC üçgeninin BC köşelerine aşağıdaki gibi çakıştırılıyor. Yani bu buraya getiriliyor. Bu da buraya getiriliyor. Burada 1, 2, 3, 4, 5 dilim de burada var. Burada da 5 dilim var. Hesaplamıştık zaten. ABC üçgeninde yani şu üçgende AC uzunluğu büyüktür. BC uzunluğundan şuradan bu da büyüktür. AB uzunluğundan. Yani aslında bize gösterilen şu kenar e, en kısa en kısa e, kenar karşısındaki açıda yani bu açıda en küçük açı olması gerekiyor. A açısının ölçüsü en az kaç derecedir diyor. Yani şuradaki A açısının ölçüsü en az kaç derecedir diyor. Şimdi burada burası 75 derece ise 180'den bir 75'i çıkaralım. 180'den 75 çıkardığımız zaman 105 derece oluyor. Bu iki açının toplamı. 105 derece. Tabi buranın 105 derece olabilmesi için de şimdi A açısının ölçüsü en az kaç olabilir diyor. Şimdi A'nın da tabi büyük bir açı olması lazım. Neden büyük açı olması lazım? Çünkü BC kenarı şu BC kenarı AB kenarından daha büyük. Dolayısıyla bu açı bu açıdan daha büyük olmak zorunda. E bunu paylaştırırsak 105'i paylaştırırsak 53'e 52 olacak şekilde paylaşabilir. Mesela hani şu başka herhangi bir veri olmasa bu 53 derece, bu da 52 derece olacak şekilde paylaşabilir. Ya da bu biraz daha büyük ya da bu biraz daha küçük olabilir. Şimdi A açısının ölçüsü en az kaç derecedir diyor. Bizim şu sarı açımızın sarı açımızın dilimlerinden her biri birer doğal sayıydı. Bakın şurada yazmıştık birer doğal sayı. Dolayısıyla bunun bu da 1, 2, 3, 4, 5 olduğuna göre 5'in bir katı olması lazım. 52 5'in bir katı değil. Dolayısıyla 5'in katı ne, ne var? 52'ye yakın biraz daha küçük 50 var. Yani burası 50 derece olursa bu sefer burası ne olur? 55 derece olur. Bu yani her bir dilim 10 derece. 10, 20, 30, 40, 50. E burası 50 ise buraya da 55 derece kalır. Yani A'ya verebileceğimiz en küçük değer 55 derece olur. Cevap da C. An. 17. soruda aşağıdaki oyun parkurunda birbirine paralel olan başlangıç çizgisi. Şurası başlangıç çizgisi. Ve mavi çizgi arasındaki uzaklık. Bunlar paralelmiş. Uzaklık 5 kökü 3. Tamam. Başlangıç çizgisinden Fatih, Yavuz ve Mehmet doğrusal bir çizgi boyunca top yuvarlayacaklardır. Topu yuvarlayacaklar bu tarafa doğru. Topu mavi çizgiye en yakın mesafede duran kişi oyunu kazanacaktır. Şimdi kök 5 kök 3 ne yapar? 5 kere 5 25. 25'i 3 ile çarparsak kök 75. Kök 75'e en yakın atan kazanıyormuş. Ee, oyunun sonunda Fatih'in yuvarladığı topun durduğu noktanın mavi çizgiye uzaklığı kök 3 metre. Kök 3 metre. Ama hani bu taraftan mı kök 3, bu taraftan mı kök 3? Onu bilmiyoruz. Yavuz'un yuvarladığı topun durduğu noktanın başlangıç çizgisine uzaklığı ise 3 kök 3 metre. Şimdi başlangıç noktasında 3 kök 3 ise şimdi öyle bir yerde durmuş ki şuraya çizelim Yavuz'unkini. Şöyle şurada durmuş diyelim. Burası buradan buraya kadar buraya kadar 3 kök 3. Demek ki buradan buraya kadar da 2 kök 3 kalıyor. Ee, şu Fatih'in yuvarladığı topunda mavi çizgiye uzaklığı kök yani o da ya şurada şöyle bakarsak ya buradan buraya kök 3 ya da buradan buraya kök 3 ikisinden biri. Bu Fatih, bu Yavuz. Ee, bu durumda Fatih birinci, Mehmet ikinci, Yavuz üçüncü olmuş. Ha, demek ki Yavuz'un ki en uzak kalmış. Fatih'inki kök 3. Demek ki Mehmet'inki e, ee, kök 3'ten biraz fazla, iki kök 3'ten biraz e, az. Mavi çizgiye olan uzaklığı. Mehmet'in yuvarladığı topun durduğu noktanın başlangıç çizgisine uzaklığının metre cinsinden değeri hangisi olabilir? Şimdi bu 3 kök 3 ise arkadaşlar 3 kök 3 ise e, şeyinde şeyin de Mehmet'in de attığı top buradan şuralara bir yere gelmiş olması lazım. Yani üç kök 3 kök 3'ten büyük olacak. Ama 4 kök 3'ten 4 kök 3'ten küçük olacak. Ya da şurada biraz daha biraz daha ileriye geçmiş olabilir. Biraz daha ileri geçerse tabi bu ne kadar ileri geçebilir? Şuradan şu tarafa doğru da 2 kök 3 olarak alırsak bu 3 kök 3 2 kök 3 daha 5 kök 3 2 kök 3 daha 7 kök 3 yani bir taraftan da 7 kök 3 ile 7 kök 3 ile şuradan 5 kök 3 6 kök 6 kök 3 arasında da bir değere atmış olabilir. Yani 3 kök 3 ile 4 kök 3 arası olabilir. 6 kök ile 7 kök 3 arası da olabilir. olabilir. Mehmet'in yuvarladığı topun başlangıç çizgisine uzaklığı. Şimdi o zaman bakalım. 3 kök ne yapar? 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. Kök 27. Buraya bakarsak 4 kere 4 16. 3 ile çarparsak kök 48. Yani bu aralıkta bulunabilir. Ya da 6 kere 6 36. 3 ile çarparsak 108 kök 108 ile 7 kere 7 49. 49'u da 3 ile çarparsak 27 elde var. 2, 12, 14, 147 kök 147 ya da bu aralıkta olacak. İkisinden birinde olacak. Bakalım şimdi. 5 demiş kök 25 yapar. Aralıkta değil. 7 demiş kök 49 yapar. Buradan bu aralıktan çıktı. Bu aralığı da girmedi. O yüzden bu da değil. 10 demiş kök 100 yapar. Kök 100 bu aralıkta değil. Bunda da değil. Bu da olmadı. 12 kök 144 yapar. Kök 144 şu aralığa girer. Dolayısıyla cevabımız denizli. Bir çiftlikte üretilen süt cam şişelere ve kağıt kutulara boşluk kalmayacak biçimde doldurulacaktır. Bu ürünlerin birer adetlerin hacimleri ve fiyatları verilmiş. Cam şişe e, yarım litreymiş 50 kuruş, kağıt kutu 1 litreymiş 20 kuruş e, fiyatı. Bu çiftlikte üretilen 150 litre sütün tamamını doldurmak için şöyle çizelim 150 litre sütün tamamını doldurmak için eşit sayıda cam şişe ve kağıt kutu satın alınıyor. Eşit sayıda yani x tane cam şişe alınıyorsa x tane de kağıt kutu satın alınıyormuş. Dolum yapılmadan önce cam şişelerden bir kısmı kırılıyor. Cam şişelerden yani x biraz azalmış. Kırılan şişelerin hacmi katar, kadar da sütün doldurulabilmesi için kağıt kutulardan tekrar satın alınmış. Bu iş için cam şişelere ve kağıt kutulara toplam 7400 kuruş ödendiğine göre kırılan cam şişe sayısı kaçtır diyor. Şimdi bizim burada e, 150 litreye önce bir ulaşmamız lazım. X tane cam şişe olsa cam şişeler yarım litreydi. Yani e, bu tabi bunu 1 bölü 2 şeklinde de yazabiliriz. E, X bölü 2 litre yapar. Artı Kağıt kutularda birer litrelikti. Yani 1 ile x'i çarparsak x litre yapar bu da. Toplamları 150 litre yapıyormuş. Bir bakalım bunları toplayalım. Paydasında 1 var. 2 ile genişletelim. Bu e, x bölü 2 artı bunu da 2 ile çarparsak 2x bölü 2 eşittir 150. Toplarsak 3x bölü 2 eşittir 150. İçler dışlar çarpımında 3x eşittir 300 yapar. X eşittir. Her iki tarafı 3'e bölersek 100 yapar. Yani başlangıçta 100 tane cam şişe, 100 tane de kağıt kutu satın alınmış. 100 tane cam şişe, 100 tane de kağıt kutu satın alınmış. Ee, sonra diyor ki bize burada tabii 100 tane cam şişe, 100 tane kağıt kutu alınca ne oluyor? Ee, 50 kuruştan cam şişeler %50'yi çarparsak 5000 kuruş yapıyor cam şişeler için. 20 ile de 100'ü çarparsak 2000 kuruş yapıyor kağıt kutular için. Bunları topladığımız zaman 7000 kuruş para harcamış oluyoruz. Ama 7400 kuruş biz ödeme yapmışız. Demek ki 400 kuruşluk aradaki 400 kuruşluk kadar biz Sonradan kağıt kutu almışız. Hani kırılan cam şişelerin hacmi kadar e, sütün doldurulması için kağıt kutulardan tekrar satın alınıyor diyor ya. İşte biz 400 kuruşluk kağıt kutu almışız. E bunu 20'ye bölersem ben 20 bir tanesi 20 kuruştu çünkü. 20'ye bölersem bunlar gider. 40'ı 2'ye böl 20 adet 20 adet e, kağıt kutu satın almışım. E, kağıt kutuların hacmi birer litreydi. Demek ki 20 litrelik sütün girebilmesi için kağıt kutu al almışım. E peki bunlar 20 litre kağıt kutuya değil de daha önceden cam şişeye girmesi gerekiyordu. Yani kırılan cam şişelere doldurulması gerekiyordu. Dolayısıyla bizim burada 20 litreyi yarım litre yarım litre cam şişelere doldurabilmemiz için toplamda 40 şişeye 40 şişeye 40 tane cam şişeye diyelim ihtiyacımız var demektir. Yani başlangıçta 40 tane cam şişemiz kırılmış. 40 tane cam şişeye girecek olan bu 20 litre süt, birer litrelik 20 tane kutuya konmuş. O 20 tane kutuda 400 kuruş fazladan ödeme yapmamıza neden olmuş. Dolayısıyla cevabımız 40 adet cam şişe. Adana. 19. sorumuzda Yukarıda bir ürüne ait dik dairesel silindir şeklindeki konserve kutusunu ve bu kutunun açılımı verilmiştir. Bu açılım üzerinde alanı 100 santimetre kare olan mavi karesel bölgenin kenarları ha, bu mavi bir karesel bölgeymiş 100 santim dediğine göre demek ki 10 santimetreye 10 santimetre bu kenar uzunluklarımız var. Ee, yanal yüzeylerin kenarlarına paralelmiş mavi bölgenin kenarlarına olan uzaklıkları ise şekildeki gibi 3 cm ve 7 cm. Buradan ne anlıyorum ben? 7 cm bu 7 cm de bu 14 10 da bu 24. Yani bunun buradan buraya kadar uzunluğu 24 cm. Şu yüksekliği de 3 burası 3 burası 6 10 da burası 16 cm. Buna göre bu konserve kutusunun hacmi kaç santimetre küptür? Şimdi e, bunun hacim formülü pi r kare. Şurada da zaten vermiş. Pi yerine 3 alın demiş. Alalım 3 pi r kare diyor. Şimdi r yarıçap, r'yi bilmiyoruz. Peki r'yi nereden bulacağız? Şu 24 santimetrelik. Bu uzunluk aslında bu çemberin çevresine eşitti. Yani 2 çarpı pi çarpı r eşittir 24 diyerekten buradaki R'yi bulacağım. 2 kere 3 6. 24'ü e 6'ya bölersem R eşittir 4. Yani yarı çapımız 4'müş. Pi çarpı R kare çarpı H. H da buradaki yükseklik 16. Şimdi 4'ün karesi 16 yapıyor. Çarpı 16. 16 kere 16 256 yapıyor. 256 ile de 3'ü çarparsak 3 kere 6 18 elde var 1. 3 kere 5 15 bir de elde 16. 3 kere 2 6 bir de elde 7. Yani 768 santimetre küp yapıyor. Cevabımız Ceyhan. 20. soru ve son sorumuz. Aşağıda üzerinde alanları verilen 6 adet tarla. Şunlar. Hacmi 4000 litre olan tamamı dolu bir depodaki su ile sulanmaktadır. Şurada 4000 litreyi vermiş bize. Bu depoda kalan su miktarının ve sulanan alanın zamana göre değişimini aşağıdaki doğrusal grafikte gösterilmiştir. Depoda kalan su miktarı zamana göre yani 1 saat zaman geçtiği zaman depoda 4000'den 3850'ye yani 1 saatte e, 150 litrelik bir su azalmış. Bu 150 litrelik suyla da 300 metrekarelik yer sulanmış arkadaşlar. Yani 150, 300 dersek e, hani 150'nin iki katı kadar e, sayısal olarak 150'nin iki katı 300 kadar yer sulanmış. Her bir tarlanın tamamı sulandıktan sonra diğer tarlaya geçilecek şekilde sırasıyla KLN, N, P, R, S yani şuradaki sıralamaya göre tarlalar sulanacakmış. Buna göre depoda kalan su miktarının 2500 litrenin altına düştüğü anda hangi tarla sulanmaktadır şimdi burada metrekarenin metrekarenin yarısı kadar litre e, su harcanıyor burada 900 metrekare 900 metrekarenin yarısı ne yapıyor 450 litre 450 litre 2500 litrenin 2500 litreye kadar aslında ne var? 4000 litre başlangıçtaki suyumuzdu. 2500 litre çıkarırsak biz bundan 1500 litre harcama hakkımız var. 1500 litreye kadar harcayacağız. Şimdi bunun için 450 litre harcadık. Bunun için 1200 yarısı kadardı. Yarısı ne yapar? 600 litre de. Bunun için harcayacağız. Toplarsam ben bunları 1050 litre yaptı. Hala vaktimiz var. E, suyumuz var diyelim. 700 700'ün de yarısı ne yapar? 350. Buna da bir 350 ekleyelim. Ne oldu? 0, onun 0 elde var 1 4 1. Yani 1400 litre su harcamış olduk. Şuraya kadar geldik. 1400 litre su harcadık. Şimdi 800'ün de yarısı ne yapar? 400. Ben buna bir 400 daha eklersem bu 1800 yapar. 1800 litre ne oldu? Bizim e, 1500'ün üstüne çıkmış olduk. Yani toplamda 4000'den 1800 çıkarsam 2200 litreye düşmüş olur. Yani 2500 litrenin altına düşmüş olur. E bu tabii o zaman ne oluyor? 1800 1800 bu tarlanın tamamı sulandığı zaman 1800 olmuş olur. Yani aslında toplam su miktarı bakımından bakarsak e, 4000'den 1400 çıkarırsam 2600 litre su kalmış olur şurada. Burada da 2200 litre su kalmış olur şurada. 2500 litre nerede kalıyor? Şuralarda bir yerde kalıyor. Dolayısıyla bu anda yani 2500'ün altına düştüğü anda bu P tarlası sulanıyor demektir. Yani cevabımız Bursa.